Arkadaşlar merhabalar, bu videoda rehberlik serisinin 8. videosundayız ve size bu videoda ders çalışma programında 9. haftayı anlatacağım. Ve büyük bir sürprizimiz var, 40 tane kitabın çekilişini yapacağım, haberiniz olsun. Videonun sonunda kimin olduğunu ve şartlarını da öğreneceksin. Ama şu 9. haftaya geçmeden önce tebrik ederim, üçgenleri bitirdik. Üçgenleri bitiren her arkadaş şu anda en az 5 tane TYT'de en az 5 tane yapmaya aday. Ben 5 diyorum ama 6 olacak, 7 olacak, hatta 8 olacak. Tamam. O senin elinde. O güvenin olsun. O özgüvenin olsun. Özgüvenin de olunca 7'yi 8'i zaten bulacaksın. Hocam iki taneyi nereden yapamayacağız? Belki katı cisimlerden kaçırabilirsin. Ama bundan sonra üçgenleri öğrendin ya, dörtgenlerle ilgili her tarz soruyu yapabilirsin. Çünkü sen dik üçgen, benzerlik, alan ve ek çizimlere acayip hakimsin. Bunlara hakim olan bundan sonraki her konuyu yapabilir. Yeter ki tanımlarını bil. Paralel kenarın tanımı ne? Dik dörtgenin tanımı ne? Bunları bil. Bunları bildikten sonra geri kalan hep üçgen bilgisinden çıkıyor. Özellik özellik boş ver kardeşim. Ben inceledim, üşenmedim, inceledim. Son 10 yılda özellikle ilgili çıkan sorulara baktım TYT'de ve AYT'de. Arkadaş 3 tane soru da sormuş. Ha, o özellikle çıkan soru da normalde üçgen bilgisinden de yapılabiliyor. Niye onu özellik olarak aldım? Hani üçgen bilgisinden yapılabiliyor ama biraz fark etmesi zor olduğu için hadi o özelliği bilenler daha rahat yapabilir şeklinde aldım. Ama şu özgüvenin olsun. Sen üçgenleri sağlam bir şekilde bitirdin. Ha, hocam tam sağlam olmadı, ne yapacağız? Şimdi oraya da gelirim. Sen üçgenleri sağlam bir şekilde bitirdiysen dörtgenleri de çok rahat bir şekilde yapacaksın ve bundan sonraki geometri hayatın çok güzel bir şekilde akacak. Bunu sakın ama sakın unutma. Evet, hocam ya üçgenleri ben tam oturtamadım. %60'ını falan anlayabildim diyen arkadaşlarınız, korkmayın. Dörtgenleri ve bundan sonraki her konuyu anlatırken ben tanımı veriyorum ve eski bilgilerden çıkan sorular koyaraktan ilk etapta, ki ÖSYM zaten bunu yapıyor, bu şekilde yola devam ediyorum ve sen bu şekilde çalıştığın zaman zaten sınav ayarında çalışmış olacaksın. Ve bu işi de çok rahat bir şekilde yapacaksın. Ve bir artısı da şu, sen üçgenleri de burada tekrar etmiş oluyorsun. Dörtgen bir şeyin tanımını verip ardından üçgen bilgisiyle çözülebilen soru diyorum. Eksik parçaları üçgenlerdeki %60'lık kısmın bu dörtgenlerle birlikte %80'e %90'a kesinlikle çıkacak kardeşim. Yani iki tür olan insan ikisi de çok şanslı. Üçgenleri çok iyi bilen dörtgenlerde çok güzel akacak gidecek. Hocam üçgenleri tamamlayamadım. Devam et yoluna. Geometride zaman ilaçtır diye hep söylüyorum zaten. Devam ettiğin sürece yoluna üçgenlerin de çok iyi bir kıvama gelecek. Dörtgenleri de zaten güzel bir şekilde öğreneceksin. Tamam. Dediğimi unutma. Tebrik ederim. Şu an TYT'de 5. En az 5 yapabilecek seviyedesin. Ama 7, 8 de yapabilirsin. Bunu unutma. Hatta katı cisimleri de hatırlıyorsan 9, 10 full ya da full yakında yapabilirsin belki. Katı cisimleri işlemeden full ya da full yakında diyemiyorum maalesef. Onu da işleyelim. Ondan sonra deriz. Evet. Şimdi ne yapalım? Bizim şu programları görelim. Şu 9. haftayı anlatacaktık size. 9. hafta ders çalışma programını gel birlikte görelim. Normal ders çalışma programımızda 9. hafta bu. Yani ne var? Dörtgenler var. Üçgenleri güzel bir şekilde bitirdik ya. Ama bir ilk önce hızlandırılmış programı da göstereyim. Gelsin hızlandırılmış program. Şöyle bakalım, dörtgenler deymiş. Hocam ayın 23'üne denk geliyormuş. Şöyle baktığımız zaman 23'ünü geçtik ama yani size demiştim bir hafta falan şey olacak. Siz öncesinden zaten programa bakmışsınızdır. Dörtgen yeterli. İlk gün videolarını izle. Sonra ikinci gün ders çalış, yani ilk gün ders çalış. İkinci gün kolay kitabı çöz. Sonraki günde orta kitabı çöz. Burada bir gününde sana kalıyor zaten. Rahat bir şekilde yapabilirsin hızlandırılmış programda da. Ayın 23'üne denk geliyor. Bu programı da ben size daha önce paylaşmıştım ve PDF açıklama kısmındaki PDF'e ulaşabilirsin zaten. Orada link koydum. Hem bu programda hem de normal programda. Normal programda zaten kitapta var da. Bu hızlandırılmış programda tarihlerini sen de daha kendine göre ayarlayabilirsin. Bu programda işte indirip üzerine böyle karalayıp ona göre kendini de ayarlayabilirsin dostum. Hızlandırılmış programda ayın 23'üne denk geliyordu. Büyük ihtimal sen işledin. Şu an yapıyorsun. Şu an rehberliğini dinliyorsun. Şimdi gelelim şu bizim programa. Evet, dörtgen. 9. haftadayız. 9. haftada dörtgen. Dörtgen yeter. 2 videoluk dersimiz olacak. Yanlış hatırlamıyorsam, çünkü büyük ihtimal 2 videoda. Tek video olmaması lazım. 2 videoluk bir seri olacak. Bütün hafta boyunca yeter mi? Üçgenleri bitirmenin keyfi de olsun biraz arkadaşlar. Burada vay efendim paralel kenarla da birleştirsek mi hocam? Yok. Birleştirme bence. Bu sefer de bak keyfine, diğer derslerine önem ver bence. Ne bileyim, git VIP fizikten fizik çalış, işte Mert hocadan matematik çalış gibi gibi. Hani fizik, kimya, biyoloji çalışıp oradaki açıklarını da kapatabilirsin. Bu hafta sadece dörtgene yoğunlaş geometride. Tamam. Çünkü sebebini göreceksin şimdi. Hatta geleyim dörtgene. Şimdi şöyle gelecek olursak benim normal konu anlatımımdan biraz daha fazla
sorusunu sordum burada. Evet, normal klasik sorularımız var. Yeni nesil sorularımız var. Kolay sorularımız var. Ama burada başlar başlamaz bir tık zor sorularla başladım. Niye? Özgüvenimiz var ya. Üçgenleri iyi biliyoruz ya. O yüzden burada seçici sorularımız var arkadaşlar. Ha, seçici sorularda öyle 3-4 tane falan, hatta en fazla 5 tane falandır ama güzel sorular var. Bu soruları da görmenizi tavsiye ediyorum. Bu sorular zihin açar. Üçgenlerin her şeyini tekrar ettirmek için bu şekilde sorularla da karşına geldim. Evet, bu kitapla ilgili belki de tek eleştiriniz bu olabilir. Ya dörtgen kısmı çok zor. Hani dörtgen, şu dörtgen. Paralel kenar, dik dörtgen, kare demiyorum. Şu genel dörtgenler, ilk başta anlattığımız şuradaki dörtgenlerle ilgili kısmı çok zor diye eleştiride bulunabilirsiniz. Ama burada da var bir bildiğim. O yüzden bu şekilde davrandım dostlar. Hani kolay soruları da sordum tabii ki. Bunun yanında zor sorularla da üçgenleri de güzel bir şekilde sana anlatmak istedim. Yani üçgenlerin de önemini burada sana vurgulamak istedim. Sorularda zaten bunu göreceksin. Muhteşem üçlü mü dersin? Orta taban mı dersin? Ek çizimler, yani dik üçgen mi dersin? Üçgende alan mı dersin? Benzerlik mi dersin? Aklına özel üçgenler mi dersin? Aklına ne geliyorsa her türlü soruları burada sordum. Ama önemli olan orada soruyu, zor soru zor da olsa o sorunun mantığını yakalayabilmek için kurduğum cümleler orada çok önemli. Lütfen oraya dikkat edin. Tek eleştiriniz belki budur, bu konudur. Bu konunun anlatımı biraz, soruları biraz zor diyebilirsiniz ama burada da benim bir planım var. O planı uyguluyorum burada. Haberiniz olsun. Sakın yılmak. Yani yılmak yok, usanmak yok. Devam edeceğiz. Sadece dörtgenlerde bu arada böyle. Sonraki konularda da yine tatlı bir şekilde devam ediyor. Tamam. Burada da var bir bildiğim deyip bana güvenin. Siz kendinizi bana bırakın. Sonrası çocuk oyuncağı. Hiç merak etmeyin. Evet, dörtgenlerde şöyle baktığımız zaman klasik sorular ve genelde bak ne yapmışım. Şurada dörtgenin tanımını vermişim. Dörtgenin tanımını hatta vermeden, dörtgenler tanımını vermeden direkt sorulara başlamışım ki ÖSYM de böyle yapıyor gençler. Gerçekten ÖSYM ne yapıyor? Bu adam tanımı biliyor mu? Dörtgenlerle ilgili, özel dörtgenlerle ilgili tanımı biliyor mu? Ve üçgeni biliyor mu diye genelde soruyor. Burada da bu kitapta buna göre dizayn edilmiş, zaten o yandan sıkıntı yok. Güzel sorular, hoş sorularla birlikte ne yapıyoruz? Tekrarımızı yapıyoruz ve güzel animasyonlarla birlikte şu katlanmışı böyle gösteriyoruz. Mesela açık halini şu şekilde getiriyoruz arkadaşlar. Göreceksiniz zaten orada. Yine yeni nesil sorularda animasyonlarımız da devam ediyor. Her tarz soruyu sorduk burada. Bakıyorum, evet, çok güzel şeyler katacak. Özellikler var mı? Evet. Şeyden başladık, üçgen bilgisinde, üçgen bilgisiyle çözülebilen sorulardan bahsettikten sonra tabii ki şeyden devam ediyoruz. Ne derler, özellikleri gösteriyoruz ne olur ne olmaz ama ya özellikler nereden geldiğini de gösteriyoruz. Sıkıntı yaşamayın diye. Ben hep şunu söylerim. Kitaplardaki çoğu özelliğe baktığınız zaman her sınavdan sonra, sınavda bir soru çıkmışsa genelde o sorunun özelliğini oluşturuyorlar. Ya ben her zaman diyorum size, her soru tipini bir özellik oluşturabilirim. Ama bu soru kalıbı ezberlettirmekten başka bir şey olmaz. Tanımı bil, üçgeni bil ve yoluna o şekilde devam etmeni tavsiye ediyorum. Ama bazı özellikleri de size diyoruz ki bak bu özelliği bil. Hani üçgenden ispatı gerçekten zor diyoruz. O yüzden bazı özellikleri de bilmen gerekiyor. Özellikle dörtgenlerde ben bunları da zaten sana söylüyorum. Hepi topu bütün dörtgenlere bakacak olursak, hani özel dörtgenleri de kattığımızda paralel kenar, dik dörtgen, kare. Ya onu geçmez. Özellik sayısı da onu geçmez. Özellikçi bir yapımda yok. Bunu zaten konu anlatımlarında biliyorsun. Şu soru çok güzel bir soru gerçekten. Geçen sene anlatırken zorluk yaşamıştım. Bu sene işim biraz daha kolaylaştı. Animasyonu da işin içine kattığım için bu sene bu soruyu çok güzel bir şekilde anlayacaksın eminim. Çok hoş sorulardan biri bu da. Sonra bakıyoruz, dörtgenler bu şekilde devam ediyor ve yeni nesil sorularla da çok güzel bir şekilde tam ÖSYM'nin sorabileceği tipte sorular. Bak şu son sayfadaki sorular gerçekten çok güzel sorular. Bu sorular da seni geliştirecek. Ve böylelikle dörtgenlerde 109. sayfayla birlikte bitmiş olacak gençler. Dediğim gibi zorlanacaksınız biraz dörtgenlerde ama çözümleri de bir o kadar tatlı. Her konuda ben zor sorularda olsa zor soru yoktur deyip her soruda bir mantık söylüyorum. O mantığı sana yakalattırabilirsem eğer uçacaksın. Boynuz kulağa geçecek dostum. Boynuz kulağa geçecek. Hiç merak etme. Zevkli bir şekilde bu işi de halletmiş olacaksın. Evet. 9. haftayı hallettik mi? Hallettik. O zaman sırada ne var? Sırada tabii ki bizim çekilişimiz var. Tabii ki 40 deyince akla gelen ilk isim. Yani SML Hoca matematik alanında çok güzel bir 40 soru serisi çıkarttığını biliyorsunuz hocanızın. Evet, 40 soru. Neyi vereceğiz? AYT'yi vereceğiz. Hazır AYT serüveni de bu aralar başlamışken, ki başlamayanlarınız varsa başlayın. Çok güzel bir kitap. Evet, SML Hoca'dan. 40 soruda AYT matematik kitabını sizlere hediye ediyoruz. Kaç tane? 40 soruya 40 yakışır. O yüzden size 40 tane hediye edeceğiz. Çekiliş şartlarından bahsedeceğim. Önce kitabın özelliğinden bahsedeyim. Ya kitap 40 soruda ilk 10
12 soru mu? İşte ilk sorulardan başlıyor ta integrale kadar gidiyor arkadaşlar. Ve kitabın özelliği de genel bir tekrar amacıyla gerçekten çok güzel bir kitap. Ve kitabın içindeki özellik şu. Hani kolay, orta, zor her kalıp soru var. Ve her kazanımla da ilgili güzel bir tekrar yapmış. Yani oraya baktığın zaman güzel bir tekrar yapmış olacaksın. Her kazanımı orada göreceksin. Hiçbir kazanım atlanmamış. Özellikle İsmail Hoca'ya da sordum. Her kazanım özenle, her kazanımla ilgili özenle güzel bir sorular yazılmış oraya. O yüzden AYT serüveninde hazır başlamışken size SML Hoca 40 soruda AYT 40 soru serisinde AYT matematiğini hediye ediyoruz. Evet, şartlarımız nedir? Şartlarımız tabii ki ilk önce abone olmak, videoyu beğenmek, ardından ne yapacaksınız? Yorum yapacaksınız. Kitabı istiyorum ve 3 basamaklı bir sayı yazacaksınız. Ama birden fazla yorum yazan arkadaşlar kesinlikle eleniyor. Kesinlikle eleniyor. Artı ya bir de bir hafta çekilişin süresi, bir hafta çekiliş sonucu yayınlandıktan sonra da bir hafta bekleyebiliyorum. Haberin olsun. Çünkü bir hafta olmuş, 10 gün olmuş, adama ulaşamadık. O kitap boşta kalmış oluyor. O kitabı ben mutlaka birisine vermek zorundayım. 40 tane söz verdim. Çekiliş videosundan sonra da bana bir hafta içinde ulaşmazsanız maalesef o çekiliş videolarını da mutlaka, sonuç videolarını da mutlaka izleyin. Maalesef hakkınız kayboluyor. Sonra başka ne diyebiliriz burada? Tamam, beğen dedik, abone ol dedik. İşte kitabı istiyorum, yorum yaz dedik. İki kişi, iki tane, yani bir tane yorum yazacaksın. Fazla yorum yazan elenir. Bir de yeni hesap olan arkadaşlar, onları da kabul etmiyoruz. Haberiniz olsun. Çünkü her şeyi en ince detayına kadar düşünüp ona göre çekilişe hak eden kişiye gitmesini istiyoruz. Bu arada evet, çekilişimiz dediğimiz gibi AYT. AYT 40 soruda, 40 soru serisinde AYT SML Hoca'nın kitabı. Bir de her zamanki gibi videoyu da şu şekilde sonlandıralım. İnşallah ihtiyacı olan kişiye gider diyoruz ve sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.